Medik TV'ye hoş geldiniz. Yanıkta ilk yardım nasıl olmalı konusunu konuşacağız. Özellikle sıcak acillerin içerisinde yer alan yanık vakası çok sık karşımıza çıkan bir olgudur. Özellikle yanığı kimyasal yanık ve fiziksel yanık olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Fiziksel yanık güneş yanığından tutun sürtünmeye kadar, su yanıklarına kadar, elektrik yanığına kadar birçok şeyi sayabiliriz. Kimyasal yanık ise asit ve alkalilerle karşımıza çıkan yanık türleridir. Vücudumuzun aşırı ısıya maruz kalması ya da çok ciddi soğuğa maruz kalması. Donma da bir yanık tipidir, bunu unutmayın. Aşırı soğuğa ya da yüksek ısıya maruz kalması sonucu vücudumuzda, dokularımızda, derimizde meydana gelen hasara yanık diyoruz. Yanık ile karşılaştığımızda yapmamız gereken çok önemli ilk yardım uygulamaları var. Vatandaşlarımız ya da ilk yardımcılar yanık vakası ile karşılaştığında doğru uygulamaları burada yapmalıdırlar. Bazen yanlış uygulamalar, deriye değişik yapılan uygulamalar kalıcı hasarları beraberinde getirmektedir. Burada yanık vakası ile karşılaştığımızda yanığın bölgesini ve tipini hemen ortaya çıkarmamız lazım. Yanık, geniş yanık ve geniş olmayan yanık olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Geniş yanıklar gövdemiz, sırtımız, yüzümüz, kollarımız, bacaklarımız, yani vücudumuzun büyük bir bölümünün yandığı yanıklara geniş yanık diyoruz. Bölgesel yanık, yani geniş olmayan yanıklar ise yalnızca uzvumuz, yalnızca gövdemiz, yalnızca yüzümüz, yalnızca ayağımız gibi ya da yalnızca sırtımız gibi bölgenin yandığı olgulardır. Burada yanık sonrası, bölgeyi belirledikten sonra, genişliği belirledikten sonra yapmamız gereken şey yanığın deriye verdiği hasarı tespit etmektir. Burada birinci derece yanık, ikinci derece yanık ve üçüncü derece yanık olmak üzere 3 tip yanıktan bahsediyoruz. Birinci derece yanık en basit yanıktır. Günümüzde yaz aylarında çok sık karşımıza çıkan güneş yanığıdır. Özellikle güneş ışınlarının su yüzeyinde ya da dış alanda vücudumuza maruz kalarak derimize verdiği hasara birinci derece yanık veriyoruz. Burada yalnızca derinin üst tabakasında hasar oluşmaktadır. Acılı bir tablodur ve bu yanık tipi çok sık karşımıza çıkan yanık tipidir. Güneş yanıklarından sonra karşımıza çıkan ikinci tip yanık ise sıvı kabarcıklarının içi dolu olduğu, derinin alt tabakasına kadar ilerlemiş, artık dokuya doğru ilerleyen ve sıvı kabarcıkların oluştuğu yanık tipidir. Buna ikinci derece yanık diyoruz. İkinci derece yanık güneş yanmasında da karşımıza çıkabilir. Yani güneşe maruz kaldığınızda hem deriniz kızarabilir hem de sıvı kabarcığı oluşabilir. Eğer sıvı kabarcığı oluşmuşsa ikinci derece yanığa maruz kalmışsınızdır. İkinci derece yanığa maruz kaldığınızda sıvı kabarcıklarını asla patlatmamalıyız. Asla sıvı kabarcıklarının etrafında meydana gelen kaşıntı ile kaşıyarak oraya zarar vermemeliyiz. Bu önemlidir. Üçüncü derece yanık ise artık derinin tamamen hasar gördüğü, hasarın kaslara, sinirlere kadar ilerlediği, hatta kemik dokusuna kadar ilerlediği, kömürleşmenin olduğu yanık tipidir. Biz ilk yardımcı olarak ya da vatandaş olarak yanığa maruz kalmış biriyle karşılaştığımızda önce aleve maruzsa ve koşuyorsa onu durdurmamız gerekir. Durdurmak burada önemli çünkü koşarken daha fazla oksijene maruz kaldığınız için yanma yüzeyi daha da artar. Kişiyi hemen yerde yuvarlamalı ya da bir battaniyeye sararak o alevi boğmak zorundayız. Kişiyi durdurduktan sonra hemen yanığın bölgesini görmeliyiz. Ne kadarlık bir alan etkilendi? Bölgesel bir yanıksa süper, korkmayın. Ama geniş bir yanıksa korkun çünkü yanıkta ölüm iki sebepten dolayı olur. Bir, sıvı kaybı anında, anlık ani ölüm getirebilir. İki, enfeksiyona bağlı ölüm ayları, haftaları bulabilir. Burada dikkat edilmesi gereken şey bu iki olguyu hastanın vücuduna, hayati organlarına zarar vermeden ortadan kaldırmak ya da minimal hasar verecek şekilde yaklaşım sunmak olmalıdır. Eğer sıvı kaybını önlem almak istiyorsak kişiyi hemen hızlı ve seri bir şekilde yanan bölgelerini kontrol altına alıp üzerinde bulunan kıyafetleri keserek çıkarıp efor sarf ettirmeden üzerinde bulunan metalleri çıkarıp yanan bölgeye yapışan kıyafetler varsa onlara asla dokunmayıp
Eğer yanan bölge eklem noktasıysa onları maksimumda tutup, örneğin koltuk altı, kasık, parmak araları ise onları maksimumda, birleşik değil maksimumda tutarak ilk yaklaşımı yapmamız gerekiyor. Efor sarf ettirmemeliyiz çünkü vücutta sıvı kaybı vardır. Kişi yürütmemeliyiz çünkü vücutta sıvı kaybı vardır. Bunları yaparsanız daha çok sıvı kaybı olur. Üzerindeki kıyafetleri çıkardıktan sonra kişi bilinci açık, yeri zamanı ortamı biliyor ise hemen kıyafetleri çıkardıktan sonra vücudu kuru bezlerle asla ıslak kullanmamalıyız. Ya da nemli kullanmamalıyız. Çünkü ıslak ve nemli bezlerin tümü bakteri yuvasıdır ve bakteri tutarlar. Kuru bezlerle hemen kişinin vücudunu sarıp, yanan bölgeyi sarıp enfeksiyondan korumalıyız. Sıvı kaybından korumalıyız kişiyi. Şunu unutmayın. Eğer bölgesel küçük bir yanık varsa burayı yıkayabilirsiniz. Ama geniş bir yanık varsa kişiyi asla yıkamamalısınız. Eğer kişinin vücudunun büyük bir bölümü yandıysa ve siz onu su ile yıkarsanız o suyun sıcaklığı vücutta ani, vücut sıcaklığı düşüşüne bağlı olarak ani ölüme kişiyi götürebilir. Bu sebepten dolayı bölgesel yanıklar yıkanabilir. Örneğin elimiz yandı, yıkayabilirsiniz. Örneğin yüzümüz yandı, yıkayabilirsiniz. Örneğin kolumuz yandı, yıkayabilirsiniz. Örneğin ayağımız yandı, yıkayabilirsiniz. Örneğin sırtımız yandı, yıkayabilirsiniz. Ama geniş bir yanıksa, yüzüm, göğsüm, sırtım, kollarım yanmışsa, bacaklarım yanmışsa ve geniş bir yanık oluşmuşsa asla yıkamamalısınız. Yıkadığınız anda vücut sıcaklığında ani düşmeye bağlı olarak ani bir ölüm ile karşı karşıya kalabiliriz. Bu yüzden geniş yanı olan kişiler asla yıkanmamalı ve kuru bir beze sarılarak asla ıslak ya da nemli kullanmamalıyız. Kuru bir beze sararak en yakın sağlık kuruluşuna ambulans ile gitmesini sağlamalıyız. Kişinin bilinci açık yeri ortamı biliyor ise ağızdan bol miktarda sıvı da verebiliriz. Unutmayınız ki yanıkta enfeksiyona bağlı ölüm, bunu korumak için kuru beze saracağız. Sıvı kaybına bağlı ölüm, bunu ortadan kaldırmak için de ağızdan bilinci açıksa bol miktarda sıvı vereceğiz. Ama kişinin bilinci kapalıysa hava yolunu açık tutmalıyız ve asla ağızdan sıvı vermemeliyiz. Ambulans ekiplerinin hemen olay yerine gelmesini sağlayarak kişiyi en yakın sağlık kuruluşuna götürmemiz burada önemli bir uygulama olmalıdır. Şunu unutmayın. Özellikle vatandaşlarımız yanığa maruz kaldığımızda, özellikle güneş yanığına maruz kaldığımızda çok ciddi yanlış uygulamalar yapmaktadırlar. 1- Yumurta akı sürmek. 2- Zeytinyağı sürmek. 3- Diş macunu sürmek. 4- Bu çok sık, günümüzde çok fazla ortaya çıkmış bir şey, süt ya da yoğurt sürmek. Bunlar son derece yanlış uygulamalardır. Asla deriye bu tür uygulamalar yapmamak gerekir. Asla ve asla eczaneden herhangi bir ilacı alıp o ilacı sürmememiz gerekir. Unutmayın, buradaki en önemli nokta, basit bir güneş yanığı ile karşı karşıyasanız bölgesel bir yanık olduğu için soğutmak, yani yıkamak, arkasından da istirahat ile yanığın minimal emmesini sağlamaktır. Bunu unutmayın. Yanığın geçmesi için zamana ihtiyaç vardır. Hemen o acıdan kurtulamazsınız. Bu sebepten dolayı su ile o bölgeyi soğuttuktan sonra istirahat dışında ek olarak yapmanız gereken bir şey yoktur. Bu yüzden yanlış uygulamalardan uzak durun ve ilk yardımın hayat kurtardığını unutmayın.